Yıllardan 1916. Anadolu düşman işgali altında. Ruslar Doğu Anadolu bölgesinde ilerlemeye çalışıyor, kahraman Anadolu insanı ise genç yaşlı demeden cepheye gitmiş, vatanını savunuyordu. Ruslar bazı bölgeleri ele geçirmişlerdi. Ele geçirdikleri yerlerden bir tanesi de Bitlis'ti. Bitlis o dönemde, o bölgede aktif yaşantının olduğu bir şehirdi. Ancak düşman işgal etmeye başladığında hem şehirden göçenler hem de cepheye gidenlerden dolayı şehrin nüfusu oldukça düştü. Gelen Rus askerleri ise işgal sırasında birçok yere zarar veriyor, şehri harabe haline getiriyorlardı. Savaş sona erdi. Kahraman Anadolu insanı düşmanın Anadolu'yu teslim almasına izin vermedi. Düşman Anadolu'dan çekildi. İşte Beş Minare'nin hikayesi de tam burada başladı. Bir baba ile oğlu savaş sonrasında tekrar memleketlerine Bitlis'e dönüyorlardı. Uzun bir yol gittikten sonra şehrin hemen yakınındaki Didaban Dağı'na vardılar. Şehir uzaktan harabeyi andırıyordu. Baba oğlunun şehre gitmesini ve yaşayan olup olmadığını kontrol etmesini istedi. Oğlu şehri kontrol edip dönerken uzaktan bağırmaya başladı. Şehirde hiç kimse yok. Sadece 5 tane minare kalmış. Bunu duyan baba tekrar umut ile döndüğü memleketinin bu haline dayanamadı ve bu ağıtı yakmaya başladı.